Stadyumlar kulüpler için özeldir. Hatta bazıları onları kulüplerin mabedi yani ibadet yeri olarak adlandırır. Fakat bazı stadyumlar bir takıma özel değildir. Bir şehre özel oluyorlar ve o şehirde birden fazla takım bulunduğu için o stadlar bir takıma özel olmaktan çıkıyorlar. Aynı şehrin takımları genelde ezeli rakiplere olduğu için de bir stadyum iki rakip takıma ev sahipliği yapmış oluyor. Biz de bugün bu konudan yola çıkarak stadyumunu birlikte kullanan futbol takımlarına bakacağız. Videomuza geçmeden önce bu tarz futbol videolarının araştırılması ve videoya dönüştürülmesi aşamalarında harcadığımız emeğin bir partisi olarak abone olup aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca böyle içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenebilir. Videolardan anında haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Benim uzun uzun anlattığım bu işlemleri yapmak sadece birkaç saniyenizi alıyor. Keyifli seyirler. Brezilya'nın ve belki de dünyanın en büyük stadyumlarından biri olan Maracana Stadyumu 1950 yılındaki Dünya Kupası için inşa edilmişti. Hatta o yıl final orada oynanmış ve biletsiz girenlerle birlikte 200 bin insan o yılki finali canlı izlemişti. Bu rekor hala kırılabilmiş değil. Hala aktif olarak kullanılan bu stadyum Flamengo ve Fluminense takımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Aslında Fluminense'nin başka bir stadyumu daha vardı. Önemli maçları orada oynuyorlardı ama 15 yıl önce Maracana'ya taşındılar ve tüm maçlarını burada oynuyorlar. Günümüzde 80 bin kapasiteye sahip olan bu stadyum Flamengo maçlarında 53 bin, Fluminense maçlarında ortalama 32 bin seyirci tarafından dolduruluyor. Rio de Janeiro derbilerinde yani Flamengo Fluminense maçlarında ise tama yakın bir doluluk görülüyor. Ezili rakiplerin aynı stadyumu kullandığı birçok örnek var. Bunlardan bir tanesi de Hindistan Ligi'nin iki önemli takımı Mohun Bagan ve East Bengal. Futbolun pek de popüler olmadığı Hindistan'da küme düşmeyen iki tane takım var. Bu iki takım da Batı Bengal'de yer alıyor ve maçlarını Salt Lake Stadyumunda oynuyor. Komşu ülke İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Azadi Stadyumu ülkenin en büyük iki takımından biri olan Persepolis ve Estegal takımlarına ev sahipliği yapıyor. Son 7 yılın altısında şampiyon olan Persepolis toplamda 15 şampiyonlukla ülkenin en çok şampiyon olan takımı olurken Estegal'in de 9 şampiyonluğu var. Bu iki önemli başkent takımı 1973 yılından beri yani yaklaşık olarak 50 yıldır aynı stadyumu kullanıyorlar. Koskoca Bayern'in stadyumunu Bayern dışında bir 3. lig takımının kullanması kulağa ilginç gelebilir ama gerçek bundan ibaret. Aslında Bayern'in geçmişteki en büyük ediri rakibi 1860 Münih'ti. Ancak Bayern büyük bir gelişim gösterirken Münih'in ikinci büyük takımı 1860 Münih 1970'li yıllardan beri düzenli bir gerileme evresinde. 2017 yılında Almanya'nın 4. kademe ligine kadar düşmüşlerdi. Şu anda Bundesliga 3'te mücadele veriyorlar. Günümüzde maçlarını çoğu zaman 15.000 kapasiteli bir stadyumda oynuyorlar ama ikinci ligdeyken Bayern'le aynı stadyumu kullanıyorlar. Son zamanlardaki sportif başarı yoksulluğundan dolayı olsa gerek taraftar sayılarının azalması bunda en büyük etken diyebiliriz. 1891 ve 99 yıllarında kurulan mazisi bir asrı aşan bu iki Belçika takımı 1975 yılına kadar farklı stadyumda oynuyorlardı. 1975 yılına gelindiğinde ise Bruges şehrine 29 bin kapasiteli bir stadyum inşa edildi. O günden beri aynı stadyumda maçlara çıkıyorlar. Kulüp çok daha başarılı bir takım olmasından dolayı 25 6000 e gibi net bir seyirci ortalaması farkı var. Stadyumunu ortak kullanan takımlar deyince videonun kapağına da koyduğum üzere birçok futbol severin aklına Inter ve Milan'ın stadyumunu beraber kullanmaları geliyor. O konuya az sonra geleceğiz ama İtalya'da bu konuya bir örnek de Roma şehrinin iki dev takımı Roma ve Lazio kulüplerine ait. İlk olarak 1932 yılında inşa edilen daha sonra 1990 Dünya Kupası için yeniden düzenlenen Olimpiyat Stadyumunu birlikte kullanıyorlar. Aslında daha önce farklı stadyumlara sahiplerdi ama 1953 yılından beri bu stadyumu tercih ediyorlar. Başkent Roma'nın en büyük iki takımının oynadığı maçlara derbi Torino ve Derby del Cupolone adı veriliyor. Roma solcu taraftarıyla ünlüyken Lazio ise aşırı sağcı kesimden oluşuyor. Yani bu derbiye bir ideoloji derbisi diyebiliriz. Roma kulübü Stadio della Roma ismiyle yeni bir stadyumu inşa ediyor ve tamamlanınca oraya geçecekler. Yani stadyumu birlikte kullanma işi yakın zaman içerisinde sona erecek. Aslında 2 yıl önce tamamlanması bekleniyordu ama belediye ile bir takım sorunlar oluşunca bir miktar ertelenmek zorunda kaldı. Listemize ilginç bir durumla devam ediyoruz. Şu ana kadar izlediğiniz kısımda iki futbol takımı birlikte bir stadyumu kullanıyorlardı. Ancak Marsilya bir futbol takımıyken Toluna bir rugby takımı. Stadyum her iki spor da yapmaya uygun olarak inşa edilmiş ve uzun zamandır birlikte kullanılıyor. Velodromdaki durumun bir benzeri İngiltere'deki bir stadyumda yaşanıyor. Wigan şehrinin futbol takımı olan Wigan Athletic ile rugby takımı olan Wigan Warriors aynı stadyumu kullanıyorlar. 1999 yılında bu iki takım için inşa edilen stadyumun kapasitesi ise 25 bin. En ilginç stadyum paylaşımlarından biri de İspanya'da yaşanıyor. Bir futbol takımı olan Sosya iki rugby takımı sahi birlikte kullanıyorlar. Ama işin ilginç kısmı Aviron Bayona takımı bir İspanyol takımı değil. Fransız rugby takımı ama maçlarını İspanya'da oynuyor. İspanya'nın Fransa'ya yakın kısmında bulunan Bas bölgesindeki bu üç takım 32 bin kişilik stadyumu 30 yıldır birlikte kullanıyorlar. Yeniden futbol takımlarının ortak olarak kullandığı stadyumlara dönüyoruz. 1956 yılında inşa edilen ve 78 bin kişilik bir kapasiteye sahip olan Luzhniki Stadyumu Moskova şehrinde bulunuyor. Bu stadyum ortak kullanımdan ziyade Spartak Moskova'ya ait de diyebiliriz aslında. Çünkü CSKA Moskova önemli maçlarını ve Avrupa maçlarını burada oynuyor. Diğer maçlarını ise Kimki Arena'da oynuyor. 18 bin kapasiteli Kimki Arena'yı ise şehrin diğer bir takımı Dinamo Moskova ile birlikte kullanıyorlar. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki iki önemli takım olan Panathinaikos ve AYK maçlarını Atina Olimpiyat Stadyumunda oynuyorlar. 1979 yılında inşa edildi ve 2004 yılında yaz olimpiyatları için yeniden restore edildi. Kapasitesi ise 75 bin. Son olarak hepinizin bildiği ve stadyum paylaşımı konusunda en dikkat çekici örneklerden birine geldik. İtalya'nın Milano kentindeki en büyük iki takım olan Milan ve Inter bir stadyumu birlikte kullanıyorlar. Bu stadyum paylaşımını diğerlerinden ayıransa her iki takım da stadyuma farklı bir isim veriyor. Milan San Siro derken Inter Giuseppe Meazza diyor. Aslında başlangıçta sahanın asıl sahibi Milan'mış. Inter şehirdeki diğer bir stadyum olan Arena Kivika'da maçlarını oynuyormuş. 1947 yılında kiracı olarak gelmişler ve o zamandan beri aynı stadyumu kullanıyorlar. Bu arada Inter ve Milan yeni bir stadyumu inşa ediyorlar ve bu yeni stadyuma The Cathedral ismini veriyorlar. Peki neden inşa ediyorlar? Yoksa içlerinden birisi oraya mı geçecek? Tabii ki de hayır. Yine beraber kullanacaklar. O stadyumun inşaatı tamamlanınca San Siro yıkılacak. Listemiz şu anda bitti fakat ortak kullanılan stadyumlar bitmedi. Önemli takımları ya da ilginç hikayesi bulunanları listemize aldım. Diğerlerini ise hızlı bir şekilde şimdi aktarmaya çalışacağım. İtalya'nın Verona kenti takımlarından Chiavo Verona ve Hellas Verona Mark Antonio Bentagoni stadyumunu birlikte kullanıyorlardı. Kullanıyorlardı diyorum çünkü Chiavo ve Verona 2021 yılında iflas etti ve kapandı. Stadyum da Hellas Verona'ya kaldı. İtalya'dan bir örnekle devam edelim. Bu yıl yeniden Serie A'ya yükselen Genoa ile Serie B'ye düşen Sampdoria Luigi Ferrari stadyumunu birlikte kullanıyorlar. Avusturya'da ise başkent takımlarından Avusturya Viyen ve Rapid Ernst Erzapel Stadyumunu birlikte kullanıyor. Yakın takipçilerimizden hafızası kuvvetli olanlar Erstapel'i bir yerlerden tanıyorlardır. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı az bilinen 7 takımdan bahsettiğim videoda iki farklı takımla ismi geçmişti. Zor denebilecek iki takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış özel bir hocaydı. Eğer o videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin derim. Kartlara koydum. İsviçre takımlarından FC Zürich ve Grasshopper Ledrigrund stadında maçlarını birlikte oynuyorlar. Kardeş ülkemiz Azerbaycan takımlarından Nefci Bakü ile FK Bakü de Tofik Bahramov stadını birlikte kullanıyorlar. Peki ligimizden hiç mi örnek yok? Ligimizden de bu videoyu örnekler saymak mümkün. Bir zamanlar Kayserispor ve Kayseri RGS Spor Kadir Has Stadyumunu birlikte kullanıyorlardı. Ama tıpkı Verona kentinde Kiyova ve Verona'ya olduğu gibi RGS Spor iflas edip kapandı ve Kayseri Spor bu stadyumu artık tek başına kullanıyor. İzmir'de Altay ve Karşıyaka Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunu birlikte kullanıyorlar. Evet, bugün birden fazla takımın bir stadyumu ortak olarak kullandığından ve hikayelerinden bahsettik. Benim araştırmaktan ve hazırlamaktan ziyadesiyle keyif aldığım bir videoydu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Artık bugünlük benden bu kadar olsun. Sizleri ekranda çıkan diğer videolara ve aramıza beklerim. Herkese mutlu günler diliyorum.